Şöyle diyebiliriz ki bütün dünya bizim dünyamızda, bizim yakın doğumuzda toplanacak 19 ve 24 Şubat tarihleri arasında. Evet. Evet öyle görüyorum. Fotoğraf öyle, o tablo Evet öyle ve çok görüküyor. gerçekten çok heyecan verici. Hani ifade edildiği zaman bile şu anda insanın tüylerini diken diken Doğru. etmeye Çok doğru. yeten Çünkü bir yaşıyoruz ifade bunu. bu. Yaşıyoruz bunu ve biz Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olarak yaşıyoruz bunu. Çünkü yaptığımız işe önem veriyoruz. Ve Gerçekten yaptığımız işi her zaman önemsiyoruz. Evet. birlikte yapılıyor Yakın Doğu Üniversitesi'nde. Aile olmanın bilinciyle yapılıyor. Bu da çok ayrı bir lezzet, ayrı bir keyif veriyor insana. Herhalde en şanslı insanların da birisi Tabii benim ki. bu duygular açısından. Çok sevinçliyim. Ve hocam gelelim ülkemize. Ülkemiz bir ada ülkesi Evet. ve maalesef çevre duyarlılığını biz de yaşıyoruz ülkemizde. Adamızda biz de yaşıyoruz çevre duyarsızlığını. Ayrıca bunu tek bir alanda değil birçok alanda yaşıyoruz. Gerek yeşilin yok edilmesi, bilinçsiz avlanma veya bilinçsiz çöpler ve atık kirliliği Evet, dolayısıyla yani bugün bunu yaşıyoruz. CMC konusunun dünyanın en ciddi işte maden kirliliği olarak, asit drenajı olarak, asit kirlenmesi olarak hemen gözler önüne serebiliriz. Bir taş ocakları konusunda beş parmak dağları, güzelim Kalbimizi dağlarımızın delen olaylar yok edilme diyebiliriz. yönünde, yani ihtiyaçlar evet karşılanacaktır. En doğru yöntemlerle karşılanacaktır ama bunu yaptıktan sonra da en azından doğaya olan, yani hiçbir zaman borcumuzu ödemiş sayılmayız. Çünkü yok ettiğin yerine koyamadığın sürece görevin yani bir yerde o borçlusun, doğaya borçlusun ama bari makyajla, bari göze hitap edecek şekilde onların rehabilitasyonunu yapsak bunu da yapmıyoruz. Bugün bir atık su sorunumuz vardır. Biz recycle water'in yani yeniden atık suyun yeniden başta tarımda ama daha da ileriki aşamaları daha farklı amaçlarla kullanılabilmesi. Bunu da beceremiyoruz. Ülkemizde dünyadaki bence önümüzdeki 5 yıl 10 yılda çok daha su yüzüne çıkacak olan su problemini yaşıyoruz. Problem sadece kıtlık noktasında değil, quality yani kalite yönünden de hiç sağlıklı olmayan veya lezzetli olmayan tuzlu suları, acı suları içmek durumunda kalıyoruz. Bugün çarpık yapılaşmadan sahillerimizin bana göre birazcık katledilmesinden yani kurallar var. Yasalar var. Hem çevre yasamız var, hem anayasamızda üç değişik maddeyle bu çevre olayları anayasanın garantisi altına alınmış ama maalesef işte denetim ve uygulama. Ama burada ben herkesi suçluyorum. Eğer bir suç varsa herkes suçlu. Biz eğer bilinç düzeyimizi bir çocuk okumayı değil etrafındaki objeleri seçmeye başladığı günden itibaren eğer çevre bilincini, çevre eğitimini, genel eğitimimiz ve bunu yaşam boyu hale getirmezsek, bu eğitim içine sokmazsak, ebeveynlerimiz başta bunun eğitimini eğer yeterince almamışlarsa, yani çevreye duyarlılık, çevre farkındalığı, çevre hassasiyeti bir toplumda gelişmemişse birileri kirletecek, kullanacak, atıp bırakacak ve gidecek. Bunun hesabını sorabilmek, onun takipçiliğini yapmak devlete ama her tek tek bireye de düşer. Bu noktada zannedersem bu konferans oldukça faydalı olacak. Umarım bu konferanstan sonra en çok faydayı biz, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz sağlarız. Bizim kurum ve kuruluşlarımız ama tek tek şahıslarımız bundan fayda görür. Tabii ki dünyanın diğer çevrelerindeki, diğer coğrafyasındaki tüm diğer insanlara da taşınır bu olgular, bu sonuçlar. Onlar da yararlanır. Ama önce biz kendi ülkemizde bu konferanstan çıkacak sonuçlardan en verimli şekilde yararlanmayı başarmamız gerekir. Yani bir şekilde doğadan almanın ne kadar kolay olduğunu ama doğaya geri vermenin ne kadar zor olduğunu belki de gösterecek bu konferans bize. Ama önemli bir noktaya değindin. Gerçekten doğa affetmiyor. Doğadan bir sürü alırsın, 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 yerine koymazsın. Onu ihmal edersin, onu hor kullanırsın. Ama maalesef dönüp doğa bunun hesabını size soruyor. Bugün sormuyor, 3 gün sonra, 5 gün sonra ama eninde sonunda bu doğaya tahribat bir şekilde dönüp insanlıktan, insanlardan bunun hesabını soruyor ve bunun bir faturasını da Bir maalesef şekilde o insanlar tekrardan çekiyor. karşımıza çıkıyor. Evet. Peki hocam, ülkemizde çok
ses getirdi kongre ve bugün getirecek hemen, daha hemen da çok getirecek. Bütün gazetelerde, bütün evet. yayın organlarında bir şekilde her gün Yakındoğu Üniversitesi'nin ve kongrenin ismi geçiyor. Sizce ülkemiz ne kadar duyarlı bu kongre için? Yakındoğu Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan Uluslararası Çevre, Yaşam ve Sürdürülebilirlik Kongresi'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sizce ne kadar duyarlı? Şimdi şu anda ne kadar duyarlı olduğu noktasını ben peşin hüküm vermek istemiyorum. Hı hı. Ne kadar duyarlı noktasını, ne kadar duyarlılık gösterdi diye herhalde 15 gün sonra program birlikte yapma fırsatı bulursa o zaman göreceğiz. Sınav o zaman sonuçları çıkacak. Sınav sonuçları o zaman çıkacak. Çünkü bir yerde sınavdayız. Bu insanlar uçaklarda olursa 2000'den fazla insan gelecek. Ama bu anlatılanlar biz bize, yani gelen insanların kendi kendilerini anlatmasının ötesine geçmezse, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Benim bu olayı dinlediği zaman anlayacak lise son sınıf öğrencilerimden, tüm kurum ve kuruluşlarında, bu ister özel olsun ister resmi devlet daireleri olsun, tüm ilgili kurum ve kuruluşlarda, mimar mühendisleri olmak üzere en başta, eğitimciler olmak üzere, tüm mesleklerdeki insanlar, sağlıkçılar olmak üzere, eğer gelip bu olaya bir fiil kulak kabartıp dinleyip o havayı alıp kendine bir şeyler çıkarmazsa bu sınıfta kaldık demek. İki, bu toplumun yapması gereken, ama burada birilerine iş düşüyorsa biz teknik olarak zaten yapacağız. Altyapısıyla, üst yapısıyla biz bunda sorunumuz yok, ama burada hemen isterseniz insan boyutuna geçelim. Bir de altyapı boyutuna birkaç kimler de bu işte katkı koymalıdır'a gelelim. Bence en önemli noktalardan bir tanesi de basınımız bir sınav veriyor. Evet, ve oldukça iyi yer vermelerini söyledin. Olması gereken bu diyorum ben. Yani yeteri kadar oldu mu? Yani eski yerine baktığımızda gerçekten büyük bir aşama var. Demek ki çevre bilinci giderek artıyor. Şimdi bu olay yapılıyor. İşte son haftaya girdik sayılır. Şu ana kadar gerçekten televizyonlarımız, radyolarımız, gazetelerimiz olabildiğince yer verdiler. Ama ben olabildiğince diyorum. Yani bu olabildiğince çok çekiştirilebilecek bir konu. Daha fazla olabilir miydi? Bugüne kadar yapılan bir bunun dillendirilmesi var. Halka yayılması var. İşte biz kendi televizyonumuzdan altyazıyla geçiyoruz. Daha önce yapılan programları tekrarlıyoruz. Ki bu işten günün her değişik saatinde bunu algılama, bundan haberdar olma, yani sonuç olarak en yüksek kitlenin buraya bu gelip bu olay sırasında bu olayı hissetmesini, yaşamasını istiyoruz. Ama burada basın çok görevli. Basın bıkmadan, usanmadan, diğer zamanlarda olduğundan farklı yayın akışı içerisinde bunu sokmalı. Hı hı. Bunu bir görev, bu benim konferansım, bu benim ülkemi değil ama başta ülkem olmak üzere dünyamı ilgilendiren bir sorundur, konudur deyip bıkmadan, usanmadan, ya tekrarlıyoruz, tekrarlıyoruz bunu işte bıkacak. Hayır, bıkmaz insanlar. Çünkü düşünün ki 24 saatlik süreç içerisinde çok değişik saatlerde insanlar televizyonu açma fırsatı vardır. O zaman bunu bıkmadan, usanmadan, günün değişik saatlerini yayınlayarak, dediğim gibi yerli yabancı, Kıbrıs'ta yaşayan herkes, bakın Kıbrıs'ta yaşayan herkesin buraya gelmesini bekliyoruz. Ve burada da basın gerçekten çok duyarlı olmak zorunda. Basının bir başka görevi daha olacak. Dış basınla, yani kendi meslektaşlarıyla ilinti olarak, ki başladılar bize yardımcı olmaya. İnşallah bunun dozajı artarak gidecektir. Bir taraftan kendiler birebir ilişki kurarak, telefon ederek, e-mail atarak, bir şekilde görüşerek, böylesi büyük bir kongre var. Aman ne olur, önemli, dünyayı ilgilendiriyor. Dünya boyutunda ne olur gelin noktasında. Gerek kendiler önce bir nabız tutmalı. Bize anında işte şu yayıncı kuruluştan, işte Deutsche Welle'dan, bilmem BBC'den, CNN'den, Reuters'den arkadaşlarımızla kontak kurduk. Ve de gelme noktasında evet dediler, ama bir gün gelebilir, ama iki gün, ama üç gün. Biz bunları kurum olarak, Yakındoğu Üniversitesi olarak basın mensupları, yabancı, ister İstanbul, ister Ankara olsun, ister Fransa, ister Amerika, ister İngiltere olsun, biz bu insanları davet etmek istiyoruz. Vardık 1.2 milyon dolar harcadık bugüne kadar. Bir miktar daha harcayalım ama amaca ulaşsın. Çünkü bugüne kadar 1.2 milyon dolar harcamışız. Varsın, daha da harcayalım ve dünyalı bundan yararlansın. Ne demek bu?
bir hafta boyunca dünyanın en saygın insanları, dünyamızı ilgilendiren en büyük felaket, sadece ülkemiz değil, çevre felaketi. Ve felaket diyorum çünkü çok değişik senaryolar var. Yani bugün küresel ısınmadan diğer sonuç, diğer çevre olaylarına baktığımızda 2100 yılında Birleşmiş Milletler'in raporu var. Yani dünya artık yaşanır olmaktan çıkacak gibi, eğer bu gidiş devam ederse diye, çok ciddi şeyler var, tepkiler var. İşte konuşmanın başında söyledin, dünyalıysak, dünyaya duyarlıysak, dünya insanlarına hizmete kendimizi adamışsak, bunu yapmamız gerekirdi, biz bunu yaptık. Kurum olarak, Yakın Doğu Üniversitesi olarak biz bunu yaptık, bunun huzurunu yaşıyoruz. Ama dediğim gibi biz tek başımıza bunu işte en güzel şekilde evet yaparız ama bir şeyler eksik kalır. Eğer şu anda Lefkoşa Belediyesi'nin gösterdiği hassasiyeti diğer tüm belediyeler gösterir, kendi çevrelerini olabildiğince temiz, güzel yaparlarsa, tarihi kültürel yerlerimiz, aman 2000'den fazla dünyanın dört bir tarafından insan gelecek. Bir kendimize çeki düzen verelim, bu insanlar gelir, aman yanlış bir şey görür. Her zamankından biraz daha titiz davranarak gerçekten ülkemizi pazarlama adına, görücüye çıkma adına güzel gösterme, insanların hoşlanacağı, keyif alacağı, eksi puan, düşük puan vermeyeceği bir şekilde ortaya koymamız lazım ki bu da dediğim gibi devletle, özel kurum kuruluşlarla, belediyeler bütün bir tek yürek atarsa bu olur. Ben buna inanıyorum. Bu yönde güzel gelişmeler var. Belediyelerimizde büyük bir hummalı çalışma olduğunu görüyorum. Lefkoşa Belediyesi bunu yaparken Gönyeli Belediyesi'nin çemberinde ve diğer taraflarda da bu hareketlilik var. Demek ki mesajlar gidiyor. Demek ki mesajlar doğru alınıyor ve insanlar bu işi sahiplenmiş durumda ve kendilerine birer görev çıkarıyorlar. Yani aslında ne mutlu bize, ne mutlu bize ki bunu, eğer bu mesajı doğru verebildiysek ve mesaj doğru ulaşmışsa gitmesi gereken yerlere, demek ki doğru yoldayız. Demek yani ki sonu çok güzel olacak. Farkındalık çok sevindirici. Var ki,